gibi sen de ıslak. Bu ceket al üstüne. Gel hadi. Biraz ateşe yaklaş. Yoksa hasta olacaksın. Bekleyeceğiz artık. Dönüşünce çıkarız. İstediğim son yer burası değil Miran. İlk yerde değil. Ama son yerde değil. Babamın yanında olmak istiyorum. Seninle beraber babamın yanında olmak istiyorum. Zaten onun yanındasın. Babam bence senin onun yanında olduğunu biliyor ya. Babam hakkında iyi şeyler söylemek zorunda değilsin. Hatta hiçbir şey söylemek zorunda değilsin. Zor senin için biliyorum. Salona sevgisi hakkında söyleyeceğim kötü bir şeyim yok. Sadece eski bir fotoğraf. Sonra bir gün babaannemin sandığını karıştırdım. O zamanlar o sandık bana büyülü bir şey gibi gelirdi. İçinde çok güzel şeyler var sanırdım. Ne gibi şeyler? İşte bir çocuğun hayal edebileceği şeyler. Sonra ne oldu? Yakaladın mı babaanne? Yok. Anlamıştır ama belli etmedi. Ne buldun sandıkta? Gümüş bir tarak. Fotoğrafta da annemin saçında o taraktan vardı. Sevindin mi çok? Hem de nasıl? Yıllarca yanımda taşıdım onu. Büyürken, okula giderken gözüm gibi baktım ona. Hatta İsmail Ana ile babaannem bulmasınlar diye köşe bucak saklıyordum. Sanıyordum ki tarak üstümdeyken annem de benimle. Benim yanımda. Seneler sonra tıpkı annem gibi saçına gümüş tarak takan bir kıza aşık olacağımı bilmiyordum o zamanlar.